Bugünkü gibi lüks yurtlar yoktu. Bütün odalarımız sobalıydı. Biz mahzenden odun taşır sırayla sobamızı yakardık. Yani o zaman yemekhane vardı ama yemekhanede nöbet tutuyorduk. Çok güzel. Sırayla yemek yapıyorduk yani. Benim bir şansım vardı. Arkadaşlarımızla iş bölümü yaparken yemek yapmak bana düşüyordu. Bulaşık yıkamayı başka arkadaşıma veriyordum. Çünkü bilhassa yemek yapma konusunda daha becerikli olduğumu söyleyebilirim. Biraz Anteplilik de var. Makarna mı yapıyordunuz en çok olarak? Efendim? Makarna mı yapıyordunuz yani o zamanlarda? Yo, her şey, yemekleri yapıyordum yani. İnşallah. Farklı yemekleri. Daha sonra aynı tecrübeyi yurt dışında arkadaşlarla yalnız kaldığımda da beraber ev ortamında kaldığımızda aynı tecrübeyi orada da devam ettirdik. Arkadaşlarla akşama kadar üniversitenin kütüphanesinde çalışıyorduk. Ayrılırken anlaşıyorduk. Ben gayri ihtiyari artık içeri girer girmez mutfağa yemek yapmaya gidiyordum. Onlar dinleniyorlardı. Onlar da yemekten sonra öbür vazifeleri ifa ediyorlardı.